hayatın yavaş yavaş normale dönebileceği ile alakalı tam tarih ilk kez verildi Başbakan Ersin Tatar tarafından. Kafamızda çok soru var. 6 gün üst üste pozitif vaka çıkmaması evet olumlu bir durum. Peki ama bu durum bizim artık atlattık gibi bir psikolojiye girmemize neden olabilir mi? Konuşacak çok konu var. Hemen dönüyorum. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut konuğum. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nazar Hanım. Sizi teşekkür ediyorum. Bu yorgunluğa rağmen ben bu gülen suratı gördüğümde hani ben ne kadar böyle yorgun ya da başka bir psikolojide olursam olayım yükseliyorum. O yüzden bir teşekkür edeyim ilk olarak. Ben teşekkür ederim. Şimdi siz de takip ediyorsunuz elbette. 6 gündür pozitif vaka olmamasıyla birlikte bu 4 Mayıs tarihi de telaffuz edilmeye başlandı. Ben bu 6 gündür pozitif vaka olmaması konusundan başlayalım istiyorum. Biz de düşünüyoruz, izleyicilerimizden de sorular alıyoruz. Tamam, pozitif vaka yok, bu da çok güzel bir haber. Ama 600 küsür test yapılıyor, 400 küsür test yapılıyor, 300 küsür test yapılıyor. Bunlar hızlı testler mi? Eğer hızlı testlerse Başbakan Ersin Tatar demişti ki biz bunlardan hani verimli doğru sonuç alamayabiliriz, PCR'a yöneleceğiz demişti. Sağlık Bakanı da elimizde yeteri kadar PCR var demişti. O zaman niçin hızlı test yapılıyor gibi pek çok sorumuz var. Buradan başlayalım isterseniz. Evet, daha çok test yapmamız gerektiği konusunda hiçbir tartışma yok. Herkes daha çok test yapmalıyız diyor. Ama daha çok test yapmaktan murad edilen aslında farklı farklı şeyler. Bizler diyoruz ki biz ülkemizde bu hastalık görüldüğü ilk günden beri insanlarımızı evlerine kapattık. Birbirimizle teması azalttık. O nedenle hastalığın toplumumuz içinde yaygın olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu virüsü taşıyan bir kişiden 3 kişiye bulaşma oluyor. Covid-19 hastalığında. Yani bir hasta 3 kişiyi enfekte ediyor. 3 kişi diğer 3 kişiyi enfekte ediyor. 9 oluyor. 9 kişi 3'erden 27 yapıyor ve bu şekilde artıyor hastalık. Ve bizim şu anda bakacak olursak 108 vakamıza, bunların da bir kısmının aslında karantinalardaki tarama nedeniyle tamamen semptomsuz vakalarda olduğunu düşünürsek ve hastalığın neredeyse %30'unun asemptomatik seyrettiğini, kalan %50 kadarının da çok düşük semptomlarla hastaneye müracaat etme ihtiyacı duymadan seyrettiğini düşünürsek, sadece hastaneye %20'lik bir kısmın başvurmasını beklerdik. Ve biz 108 hasta şimdiye kadar tespit ettik ki bunların içinde tamamen temaslı taraması ve karantina taramalarından asemptomatikler de var. Bir kısmı da zaten turistlerdi. Bizim 70 vakamız var, 70 küsur vakamız var, kendi yerel vakamız var. İşte bunlar 50 tanesi bile semptomatik olsaydı, %20'si 50 ise bu kişilerin, demek ki 1000 kişi bile enfekte olmadı şu anda bizim toplumumuzda diye düşünebiliriz. Bu da aslında bulaştırıcılık oranı 1'e 3 olan bu enfeksiyon için toplumu koruma eşiğine %67 kişinin toplumda hastalıkla bağışık hale geldiği zaman ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Yani bu toplumda yaşayan insanların %67'si virüsle karşılaşıp iyileşip bağışıklık geliştirmişse veyahut aşı çıkmış da aşılanarak bağışıklık geliştirmişse, o zaman bu SARS-CoV-2 virüsü hala dünyada var olmasına rağmen, toplumumuzda, ülkemizde de var olmasına rağmen bizim için artık bir patlayıcı salgın oluşturma riskini yitirmiş olacak ve biz güvenle eski yaşamımız gibi bir yaşama dönebileceğiz. Yani %67 bağışıklığı sağladığımızda. Yani Özlem Gürkut, örneğin şu an için hani 6 gün üst üste pozitif vaka çıkmaması nedeniyle oh atlattık ya da oh işte büyük bir kısmını atlattık artık rahatlayabiliriz diyebiliyor mu? Hayır, hiç demiyorum. Niye demiyorum? Hatta dün biliyorsunuz bir gün önce Sayın Başbakan Covid-19 kapımızı çaldı ve gidiyor gibi bir açıklama yaptı. Ben de tam olarak şöyle dedim ona. Covid-19 kapımızı çaldı. Biz onu içeriye almadık. Ama kapımızda bekliyor. Kapıyı açıp dışarı çıktığımız zaman orada olacak. Ve biz o zaman onunla karşılaşacağız. O yüzden bugünden sonra madem ki artık evde yaşamaya
dayanacak gücümüz kalmadı, ekonomimizin kalmadı, insanlarımızın kalmadı. Biz bunu anlayışla karşılayabiliriz. Ama bunun tek bir şartı var. Hastane sağlık kapasitemizi yükseltmemiz lazım. Çünkü COVID-19 gitmiyor, orada bekliyor. Ve biz dışarı çıktığımız zaman daha fazla sayıda hastamız olacak. Eğer biz sağlık sistemimizi daha fazla hastaya hizmet verebilecek kapasiteye ulaştırırsak her anlamda, yatak, personel, ilaç, malzeme ve organizasyon anlamında daha fazla hastaya ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini ulaştırma kapasitemizi oluşturduğumuz zaman kontrollü bir şekilde düzenleyeceğimiz ve önlemleri hala uygulayacağımız bir yaşama çıkmamız konuşulabilir, tartışılabilir. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. O da bu hastalık için risk grubu olarak tanımlanan ve hastalığı daha ağır geçiren ve ölüm oranları çok daha yüksek seyreden grupta, yani 65 yaşın üzeri ve kronik hastalığı olan eşlik eden kişilerde sokağa çıkma söz konusu olmayacak. Ta ki aşı bulunup da onları aşıyla bağışık hale getirelim. Virüsle karşılaştıklarında hastalık geçirmeyecek hale gelsinler. Peki. O zamana kadar risk grubumuzu mutlaka korumalıyız. Diğer kişilerin de, risk grubu olmayan kişilerin de dışarıya çalışma yaşamına, sosyal yaşama, kamusal yaşama çıkabilmesi için mutlaka düzenlenmiş bir yaşam oluşturmalıyız. Tedbirleri alınmış, sosyal mesafenin korunduğu, hijyenin sağlandığı, maske taktığımız bir yaşam bekliyor olacak bizi uzunca bir süre. Şimdi %67'yi sağlayalım. Maske konusuna birazdan geleceğim ama hani sizinle yaptığımız bütün programlarda dediniz ki toplum çok güzel bir süre kazandırdı tüm bunlar yaşanırken, ama verimli kullanılmadı vurgusunu da çok sık yaptınız. Şimdi sağlık sisteminin gereklerini biliyoruz bu süreçte, ama bu süreçte yine o kazandırılan sürede onların yerine getirilip getirilmediği noktasını da birazcık konuşalım. Çünkü örneğin pandemi hastanesi konusu o kadar konuşuldu ki en son Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklaması yapılmalı çünkü başka pandemiler olabilir dedi. Yani artık buna hani yetişmeyeceğine ikna olduk da başka pandemiler gibi bir noktaya da geldik. Oradan da bahsedelim isterseniz. Tabii. Şimdi biliyorsunuz ilk başta hekimler de neresi olsun. Aslında Ocak'tan beri biz bu konuyu konuşuyor olmamıza rağmen işte ülkemizin zihniyeti diyelim. Yine vaka görüldükten sonra bunu aslında tartıştık. Şimdi de bana geliyor ki hala bu tartışmalar sürüyorken bir gün gelip vaka sayımız arttığı zaman aslında bunu gerçek anlamda düşünmeye başlayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Burhan Nabantoğlu'nda bütün bu işte başka bir özel hastaneye gitme, geri gelme, tamamen pandemi hastanesi yapmaya çalışma ama sonra vazgeçip tekrar normal servislerle COVID-19 servislerini aynı çatı altında buluşturma girişimlerinin sonrasında eğer biz açılırsak, sektörlerimizi açarsak ve daha fazla sayıda hastamız olursa yine o gün acaba nereye doğru genişliyoruz, artan hastalarımızı nerede tutuyoruz ya da normal hastalarımızı nereye aktarıyoruz gibi bir tartışma olacak gibi duruyor hala. Çünkü elimizde şimdiden kararlaştırılmış, yani daha panik havası yokken, sakinken yol haritamızı çizmiş olduğumuzu maalesef söyleyemiyorum. Evet, 9 Mart'a göre bazı önlemler alındı, bazı hazırlıklar yapıldı. Ama artık hepimiz de biliyoruz, toplumdaki herkes de biliyor ki bu pandemiyi kimin yönettiğine dair bir kargaşa var, birçok kurul var. Herkes kendi yetkili olduğunu söylüyor ama bu ülkede bir bulaşıcı hastalıklar yasası var. Ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hukuk devleti ise de o yasa bütün yetkiyi Sağlık Bakanlığı'na veriyor. Yasada salgının pandemiyi yönetmek için kurulması gereken kurullar, komiteler çok güzel bir şekilde açıklanmıştır. Bu bilimsel veriler ışığında dünya normlarında oluşturulmuş bir yasadır. Ve bugün hala yapmamız gereken bu yasaya işlerlik kazandırmaktır. Ve eğer bir hastalıkla mücadele ediyorsak da tek tabii ki bir adım önde görmeniz gereken kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka inisiyatifi ele alması ve paydaşı olan örgütlere de rehberlik etmesi lazım. Çünkü bir pandemi sadece sağlığı değil,
hepimizin de yakından izlediği gibi turizmi de, ekonomiyi de, güvenliği de, ulaştırmayı da, eğitimi de her şeyi etkiliyor. Yaşamın tüm kademeleri etkilenmiş durumdadır. Onlar tabii ki tam düzgün bir kontrol ve yönetim sergilenmesi için mutlaka işin içine dahil edilmesi gereken paydaşlar, kurumlar, taraflar var. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bir önderlik ediyor, rehberlik ediyor olması gerekirdi bu sürece. Bir adım önde izlememiz gerekirdi Sağlık Bakanlığı'nı. Hastanede neler yapıldı bugüne kadar Nazar Hanım? Biliyorsunuz çeşitli kurumlardan, UNDP'den, Türkiye Cumhuriyeti'nden solunum cihazları geleceği açıklandı. Bunlarla ilgili bizler de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bazı görüşmelere katıldık. Toplumumuz adına ihtiyacımız olan malzeme, ilaç ve cihazların temin edilmesi için. Ve biz de Tabipler Birliği olarak da bir fon oluşturarak daha fazla test yapılabilmesi için toplumumuza, insanlara bir katkıda bulunduk. Bugüne kadar da devam ediyor kampanyamız hala. Birçok kurumda bir dayanışma örneği gösterdi aslında. Kişiler, halkımız, üniversitelerimiz, meslek örgütlerimiz, sendikalarımız, herkes sahnede ve elini taşın altına koymaya hazır. Sağlıkçılar harıl harıl çalışıyor. Sizler bu dönemde olağanüstü bir performans sergilediniz. Güvenlik güçlerimiz, belediyeler, sahada çalışan, temel ihtiyaçları tedarik eden ekip, marketler ciddi bir çalışma ve örnek bir çalışma gösterdi bu dönem boyunca. Hastanede neler yaptık? Hastanede elimize ulaşan solunum cihazlarımız var, ventilatörlerimiz var. Onları bağlayacağımız ayaktan tanı merkezindeki hazırlıklar tamamlandı diye biliyorum. Bugün, yarın bağlanacaklar mı cihazların? Öğrendim Sayın Bakan. Bugün itibariyle rakam ne Özlem Hanım? Şimdi Nazar Hanım, bizim daha önce Kuzey Kıbrıs'ta 65 tane ventilatörümüz vardı, özel ve kamuda. Ama biliyorsunuz Burhan Nalbantoğlu'nda bir yangın yaşanmıştı ve yoğun bakım ünitesinin de içinde olduğu, ana yoğun bakım ünitesinin de içinde olduğu bir alanda yangın olmuştu. Orada 10 tane ventilatör, yani solunum destek cihazı zarar görmemişti ama alan yandığı için kullanılmaz haldeydi. O 10 taneyi şimdi bağlayacağız tekrar ayaktan tanı merkezine. Kalan geride onkoloji merkezindeki 5 ventilatör, göğüs yoğun bakımdaki 5 ventilatör ve nöroloji yoğun bakımda şu anda karantina merkezi olarak kullanılan 6 ventilatör vardı. Şimdi bu 10 tane yangından çıkan ventilatörü bağlıyoruz. 8 tane bağış olarak gelen ventilatörümüz ulaştı, onları bağlıyoruz. 10 tane de Sağlık Bakanlığı'nın ihaleyle aldığı 50 ventilatörden elimizde ulaşan var 10 tane. Onlar da kullanıma hazır hale getirildi ve bugünlerde Sayın Bakan Meclis'te bunlar bağlandı gibi bir şey yaptı ama altyapıları tamamlandı. Dün yaptığım görüşmelere göre bugün, yarın bunlar artık bağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek. Bir miktar ilacımız var Mart başına göre farklı olarak. Daha fazla malzememiz var ve sağlıkçı ekibini vardiyalı bir şekilde kesintisiz çalışacak hale getirdiğimiz bir organizasyonumuz var. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bir kriz masası oluşturulmuştu. Hastane yönetim kuruluna bağlı başhekimliğin başkanlığında ve düzenli olarak toplanıp hastane içinde yapılması gereken organizasyonları yerine getiriyor. Bu süreç içinde Sağlık Bakanlığı'ndan Müsteşarımız Başkanlığı'nda da bir komite kurulmuştur. Aslında Bulaşıcı Hastalıkların Yasası'nda bahsedilen üst komiteye denk getirilebilecek bir komite bu. Umuyorum ki artık yasanın diğer emrettiği komitelerde kurularak ve işlerlik kazandırılarak veyahut var olanlar güçlendirilerek bu pandeminin yönetimi düzgün bir şekilde götürülür. Yol haritamızı çizeriz ve insanlarımız sokağa çıktığında daha fazla hasta olasılığına hazır hale gelmiş olabiliriz. Umalım. Şimdi bu malzemelerden bahsetmişken, bu hafta çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Sizin de açıklamanız vardı bu konuda. Program içerisinde biz de paylaşımınızı ekrana getirip verdik ama bir kere de sizi böyle yüz yüze bulmuşken soralım. Daha doğrusu karşılıklı konuşma fırsatı varken soralım. Bu hastane envanterine girmiş tıbbi malzemelerle alakalı iddialar. Bununla alakalı başhekimlik de açıklama yaptı. Hani her şey kayıt altındadır dedi ama sizden de bir
duymak isteriz. Yani böyle bir fazla kullanım söz konusu olduğuyla alakalı açıklamalar bu yönde, değil mi? Şöyle iki tane iddia vardı. Bir, Dr. Sibel Sibel'in ülkeye tıbbi malzemeler getirildiği ve sonra başka ülkelere, Güney Kıbrıs'a satıldığıyla ilgili. Ama bu benim buradan anladığım, tekrar okudum açıklamasını Sibel Hanım'ın. Buradan anladığım, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarına tıbbi malzemelerin geldiği, bu ticaret yapan insanların getirdiği ve sonra da bunları ihtiyacı olan almayı talep eden yerlere sattıkları. İkinci iddia ise Burhan Labantoğlu Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım için ulaştırılan tıbbi malzemelerin gereğinden fazla savurgan bir şekilde kullanıldığı veyahut bazılarının da kayıtlarda görülmesine rağmen depoda olmadığı, yok olduğu, kayıp olduğu, çalındığı iddiasıydı. Şimdi şunu söyleyelim. Sağlık çalışanları, özellikle koruyucu ekipman, kişisel ekipman dediğimiz tulum, maske, gözlük, siperlik, galoş, bone gibi şeyleri çok önceden beridir Dünya Sağlık Örgütü'nün kılavuzları doğrultusunda kullanmaktadır. Yani bir kişi karantina merkezine giriyorsa ve COVID-19 pozitifliği kanıtlanmış bir hastaya mesela boğazından örnek alacaksa, onu solunum cihazına bağlayacaksa, yani %100 bulaş riskinin en yüksek olduğu bir işlem gerçekleşecekse, bu sağlık çalışanlarının maksimum düzeyde koruyucu ekipman kullanması gerekmektedir ve bu kılavuzda nasıl, hangilerinin nasıl kullanılacağı tarif edilmiştir ve o kılavuz doğrultusunda bu malzemeler içeride kullanılmaktadır. İkinci, hastayla bu kadar yakın temas ateş polikliniklerinde oluyor biliyorsunuz. Ambulansla pozitif hastalar taşınırken veya şüpheli, yüksek şüpheli hastalar, olası vakalar getirilirken oluyor. Buralarda da yine en üst düzeyde koruyucu ekipmanla çalışılıyor. Bu ekipmanların içinde nefes almak, durmak neredeyse imkansız gibi çok zor. Ve bunlarla içeriye girip de temas ettiğinizde hastaya ve kıyafetiniz enfekte olduğunda bir süre sonra onu değiştirmeniz gerekiyor bir başka hastaya giderken. O yüzden de bütün dünyada da olduğu gibi ülkemizde de yüksek rakamlarda koruyucu ekipman kullanılmakta. Onun dışında bizler de hasta görmeye devam ediyoruz. Karantina merkezinin dışında da olsak ve bizim hastalarımız arasında da sessiz COVID-19 enfeksiyonu geçiren ve bulaştırıcı olabilecek kişiler var. Sadece biz kendimizi korumak için değil ama bir sonra bakan hastanın da sağlığı açısından bizim de gene kılavuz önder doğrultusunda belirli koruyucu ekipmanları kullanmamız lazım. Biz karantina merkezindeki arkadaşlarımız gibi tulumla çalışmıyoruz ama biz de maske takıyoruz. Biz de gözlük kullanıyoruz, biz de siperlik kullanıyoruz ve belirtmek isterim ki benim mesela kullandığım gözlüğü Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası siperliği de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sağladı. Sadece maskem geliyor hastane eczanesinden, envanterinden ve bu şekilde yüksek bir kullanım var her zamankine göre zaten. Ancak biz gidip hastane yönetim kurulu olarak başhekimlikle birlikte bu eczanemize giren malzemelerin kaç, ne kadar miktarda hangisinin girdiği, kimlere verildiğini dikkatli bir şekilde not ettiklerini bize gün gün kalem kalem, işte doktor Özlem'e bir tane şundan verildi diye bir kayıtlı olduğunu gördük. Dolayısıyla dolayısıyla da bir açık saptanmadı. Evet, sarfta bir artış vardır çünkü olağanüstü zamanlardayız ve biliyorsunuz ki hem daha çok hasta bakıyoruz hem de dünyada enfekte olan 5 kişiden bir tanesi sağlık çalışanı. Bütün dünyada pandeminin yaşadığı ülkelerde sağlık çalışanları ciddi olarak enfeksiyona yakalanma ve yaşamlarını
Batman isteği var. Tam bu noktada da soralım. Tıp İş Başkanı Ahmet Barış konuğumken bu hafta bu rutin testler konusunu da sormuştum. Ve hani karantinada olanlara rutin olmamakla birlikte test yapıldığını ama sahada çalışan doktorlara test yapılmadığını söylediğinde gerçekten şok geçirdim, şoke oldum. Çünkü ben zannediyordum ki rutin test yapılıyor. Yani onu atlamışım ya da kafamda zaten bu yapılıyordur diye düşündüğüm için. Yapılmıyor dediğinde gerçekten çok şaşırdım. Şimdi sahada belediye görevlilerine, işte dün itibariyle duyduk, basın emekçilerine de testler yapılmaya başlanacak. Hastanede rutin testler yapılmaya başlandı mı yani doktorlara? Hayır, başlanmadı hala. Biz Sağlık Bakanlığı'yla demin bahsettiğim üst komiteye denk gelen koordinasyon ve bilim kurulu komitesinde iki gün önce bunu, salı günü daha doğrusu, tartıştık. Çarşamba günü pardon. Tartıştık ve dedik ki hem bugüne kadar sahada olan, zaten yani bu 44. gündeyiz bugün. 44 gündür hiç evlerine dönmeyen ve çalışmaya devam eden sektör çalışanlarına, basın, belediye, eczaneler, sağlık çalışanları, güvenlik kuvvetleri gibi, polis yani emniyeti sağlayan ekipler gibi, bunlara mutlaka tarama yapılması lazım. İkincisi, açmayı düşündüğümüz sektörlerde sahaya inecek olan kişilere de onlarla toplumu karşılaştıracağımıza göre belirli testler yapılması lazım. Bunu tartıştık, kararlaştırdık o kurulda. Ama bugüne kadar sağlık çalışanlarına, en yüksek riskte çalışan grup olmasına rağmen, düzenli bir tarama yapılmadı. Sadece zaman zaman vakaları arasından pozitif çıkan arkadaşlarımıza temaslı prosedürleri uygulandı. Peki ama neden? Yani bunu anlamakta şu anlamda zorluk çekiyorum. Madem yeteri kadar testimiz var, açıklamaları yapılıyor, o zaman en yüksek risk grubunda olan doktorlara, sağlık çalışanlarına niçin rutin test yapılmaz? Niçin yapmıyoruz? Bu bir politika Nazar Hanım. Biz bu konuda defalarca talebimizi, sadece kendimiz değil ama halkımızla beraber kimlerin taranması gerektiğini her zaman söyledik. Test konusunda mutlaka kılavuzlara, bilimsel verilere dayandırdığımız bir politika izlemeliyiz. Hem bu hızlı testlerle PCR testlerini nerede, ne zaman, nasıl kullanacağımız, hem de daha yoğun test yapacağımız alanların, grupların kimler olacağına dair tutarlı bir politika izlememiz lazım. Şimdi sanki biraz böyle günübirlik, biraz sosyal medya ve kamuoyu baskısı etkili oluyor gibi hissediyoruz. Ama bunun mutlaka biz kendi ülkemizin gerçeklerine, kendi ülkemizin verilerine, ülke bize ait bir rehber oluşturarak, dayandırarak bunlara uygulamalıyız ve tutarlı olmalıyız. Yani bir karar vereceğiz, bunun gerekçelerini net bir şekilde ortaya koyacağız ve ona göre testleri kime yapacağımız, hangi aralıkla yapacağımız, hangi test kitini kullanacağımız belirlenmelidir ve bu tutarlı bir şekilde sürdürülmelidir. Yoksa bir hedefe varamayacağız. Şimdi, böyle sağlık çekimi kitlerimizi tutacak gideceğiz. Az önce dediniz ki bu bir politika. Yani şu anlamda mı söylediniz? Bu hani izlenmesi gereken prosedür, oluşturulması gereken bir politika mı? Yoksa işte hızlı test yapıp negatif bütün sonuçlar demek bir politika mı? Halkı tamam hallettik biz bu işi dedirtmek, böyle düşündürtmek için. Hangisi? Şimdi bir kere daha hala Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberlerinde antikor testleri yerini almamıştır. Sadece PCR testten bahsediliyor hala. Ancak antikor testlerin yapılması çok daha pratik ve çok daha ekonomikler. Bizim antikor testleri ülkemizde, eğer kullanma kararı vereceksek ki kullanıyoruz, hangi hasta grubunda kullanacağımıza, hangi toplumun hangi kesiminde kullanacağımıza mutlaka düzgün bir karar vermemiz lazım ve pozitif çıkarsa ne yapacağız, negatif çıkarsa ne yapacağız? Hepimizin uyacağı bir karar oluşturmalıyız. Şimdi sahada mesela karantina otellerinde yapılan testlere uygulanan, temaslılara yapılan testlere uygulanan, ateş polikliniğine gelenlere yapılan testlere uygulanan farklı yaklaşımlar sergileyebiliyor zaman zaman. Mutlaka bunların bir pota altında bir politika oluşturulması, kendi rehberimize göre değerlendirilmesi ve o şekilde uygulanması lazım. Bu noktada da bir karışıklık, bir kargaşa var gördüğünüz gibi.
hekimler değil, bu işin uzmanları değil, halk bile tartışıyor ve halkın yaptığı tartışmalar ve sesini duyurduğu ölçüde de politikacılar, yöneticiler de zaman zaman tavır alabiliyor. Bu üzücü bir şey tabii. Ve bu arada bir sürü de kurul var. Bilim insanı destek vermeye çalışıyor. Görüşlerimizi iletiyoruz ama kimse bizi dinlemiyor açıklamalarını. Bizzat o toplantılara katılan doktorların kendisi yaptığı için birazcık endişeleniyoruz doğrusu. 6 gün üst üste negatif çıkmasına rağmen, pozitif vaka çıkmamış olmasına rağmen kaygının nedeni de bu. Her ne kadar hani yatıştırıcı açıklamalar oluyor olsa da. Peki şunu soralım, maske bugün itibariyle zorunlu Bakanlar Kurulu kararıyla. Sizin de yaptığınız açıklamalar var, maske kullanımının, daha doğrusu görseller paylaşmıştı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, onları yayın içerisinde biz de kullandık az evvel. Şimdi zorunlu olması zannederim herkesin kabulü ki zaten gerekliydi, bu konuda bir sıkıntı yok ama uygulamayla alakalı çok sayıda soru biz de aldık. İnsanların da maske fiyatlarından haberiniz var mı, bedava dağıtılacak mı, herkese yorumları vardı. Bununla birlikte denetleyici kim olacak? Yani örneğin maskesiz biri girdi markete ya da herhangi bir yere, kim olacak bundan sorumlu? Maske takması gerektiği noktasında yaptırım nasıl olacak konusu var. Sizin yaptığınız açıklamada da hiçbir şey bulamıyorsanız, evinizde de bez maske yapamıyorsanız ağzınızı burnunuzu kapatın girin çağrısı da var. Bu maske konusunu da konuşalım isterseniz biraz. Tabii şimdi bir denetimi kimin yapacağını Sağlık Bakanlığı, belediyeler, zabıtalar, bunları yetkilendirmeleri lazım ve denetim yapabilmesi lazım. Dediğim gibi cerrahi maske zaten bütün dünyada ulaşılması çok zor bir şey. Yani hani bizim hekimlerin taktığı şu maske Nazar Hanım. Bu maskeyi bulmak zaten çok zor şu anda. Ülkemiz için bile kısıtlı bunu bulmak. O yüzden zaten CDC de kumaş maskeleri yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olması ve ekonomik olarak daha alınabilir, taşınabilir olması nedeniyle öneriyor. Birkaç kat kumaştan yapınız diyor. Eğer kumaştan bir maske dikecek olanağımız yoksa da işte mesela tişörtümüzün altından keseceğimiz bir böyle bir kumaşı ağzımızı ve burnumuzu içine alıp kapatacak şekilde yüzümüze uygulamamız yeterli olur. Veyahut şalımızla birkaç kat ağzımızı burnumuzu kapatmamızla maske görevi görür. Ancak sorun şudur ki, ben bunu anlatıyorum ama yarın diyelim ki zabıta denetlerse ağzını yüzünü bu şekilde kapatmış, şalıyla kapatmış bir kişiyi maske takıyor olarak kabul edecek mi? Mesela. Ama bir de zaten o aşamaya gelmeden zabıtanın denetleme yetkisi de yok. Dün Mehmet Armancı'ydı konuğum, onunla konuştuk. Yani biz de alınan kararı sizin gibi ya da sizden öğrendik dedi. Yani bizimle bu konuda bir temas yok. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Biz yetkili falan değiliz dedi o konuda. Evet, yetki verilmesi lazım. Kesinlikle eğer böyle bir şey ortaya konulmuşsa ve zorunluluk getirilmişse, yani halka sokağa çıkarken maske takmanızı tavsiye ediyoruz, bunun sizi koruduğuna dair yeni bilimsel veriler vardır denilmedi. Bugün sabah 6'dan itibaren zorunlu hale getirildi. Eğer bir şey zorunlu hale getirilmişse mutlaka bunun yasal bir yaptırımı olmalıdır. Bir de denetleyicisi olmalıdır. Ve yetkilendirilmiş olması gereken kişiler var. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin sayısı çok kısıtlı biliyorsunuz. Tütün yasasında denetimler yapılamadığı için bunu defalarca, yıllardır konuşuyoruz. Demek ki bazı kişilere yetki verilmesi lazım bu denetim anlamında. Mutlaka hükümetin onları da düşüneceğini ve bu yetkilendirmeleri yapacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Şimdi dün itibariyle zorunlu gözetimde olan 150'den fazla kişi evlerine gitti. 7 gün daha orada izolasyon kurallarını uygulayın dendi. Bugün bir o kadar daha evlerine ulaşacak, sevdiklerine ulaşacak. Güzel bir haber, güzel bir konu. Ancak onların da uygulanan testler negatif çıkması sonucunda, elbette bu tahliyeler olduğu zorunlu gözetim merkezlerinden, ama onların da işte hızlı test olması, işte asemptomatik atlatılıyor konuları, evde izolasyonu uygulayacak uygulamayacak konuları da konuşuluyor. Hem
hem bunu sormuş olayım, bir de izleyici sorusuyla da birleştireyim izin verirseniz. Çünkü bir izleyicimiz diyor ki, Türkiye'de vaka sayısı 100.000'leri geçti, açıklanan vaka endişemiz odur ki normalleşmede özellikle deniz yoluyla öğrenci, çalışma izinliler ve vatandaşlar daha güvenli olduğu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecekler. Burada olmayı tercih edecekler bu sürecin devamında. Bununla ilgili uygulanması gereken prosedür nedir de soruyorlar. Yani şimdi kapalıyız ama son gelenleri de evlerine gönderiyoruz ama bundan sonraki süreç ne olmalıyı da soruyor izleyicilerimiz. Evet, şimdi ülkemize ulaşan son uçakla gelen son grup bugün evlerine gönderiliyor. Hızlı test yapıldı bu gruba da. Antikor testlerinin pozitiflikleri çapraz reaksiyonlar, bulaş nedeniyle yanlış pozitiflik oranı %40'lara kadar varabiliyor. Ancak negatif çıktıkları zaman çok daha güvenilirler. Yanlış negatif çıkma olasılıkları %3'lerin civarında, %3'lerin altında. O yüzden negatif çıkanlara tekrar bir test yapılmıyor ama pozitif çıkanlara çıkmış olsalar PCR'da mutlaka doğrulama testi yapılıyor. Çünkü yani PCR pozitifliği... Orada endişelenecek bir şey yok yani diyebiliriz. Evet ama yine de o işte %3'lük yanlış negatiflik yüzünden de bir hafta daha izolasyonda kalmaya devam edin diyoruz. Çünkü eğer sessiz aralarında sessiz enfeksiyon geçiren, asemptomatik geçiren varsa, hiçbir şikayet yok ama virüs pozitif ve hızlı testte de negatif çıktı. Yani, ama yanlıştı bu negatiflik ve diyelim 150 kişi yapıldı, işte 4 tanesinin böyle olma ihtimali var diyelim ki, istatistiki olarak illa olacak diye bir şey yok. Şimdiye kadar da hiç pozitif çıkan sonradan olmadı zaten. Ama bu kişilerin bulaştırıcılığının asemptomatik bir enfeksiyon geçiriyorlarsa 21 güne kadar uzayacağı gerçeğinden hareketle 21. güne kadar evlerinde izole kalmaya devam etmeleri önerilerek, biliyorsunuz, evlerine gönderiliyor. Ancak bu testlerde aslında bayağı bir riski, olasılığı ekarte etmiş oluyor. O nedenle test yapılarak gönderiliyor bu kişiler. Şimdi bundan sonra işte son 6 günde de hiç vaka çıkmayan toplumumuzda diyelim ki biz hastalığı tamamen kontrol altına aldık ve sessiz vakamız da kalmadı. Risk gruplarımızda bir karar aldık ve taradık. Daha yüksek vaka beklediğimiz alanlar var, biliyorsunuz. Karantina bölgeleri vardı. Karpaz'da, Laftı'da. İşte sahada çalışanlar var. Deminden beri konuştuğumuz gibi. Diyelim ki bunların tümünü taradık biz ve bütün olası sessiz vakalarda bulduk, izole ettik ve steril bir toplum yarattık. O zaman ne olacak? Sokağa çıkabiliriz o zaman. Ancak hiç sınırlarımızı açmamamız lazım. Çünkü sınırlarımızı açtığımız zaman dünyada virüs bitmediği için yine bize bir tane ilk Alman turistin geldiği gibi birisinin gelme riski olacak ve bizim yine bu virüste bağışık halde olmadığımıza göre şu anda neredeyse %99'umuz, daha çoğu insanların virüsle karşılaşırsa hasta olma durumundadır şimdi. O yüzden de bununla karşılaşırsak yine 10 Mart'ta yüzleştiğimiz tehlikeyle yine yüzleşmiş olacağız. Peki bunun için bir tarih telaffuz edebilmek şu an için mümkün müdür? Yani içeride işte ekonomi çarklarının dönmesi için 4 Mayıs gibi bir tarih telaffuz ediliyor ya. Örneğin okulların açılacağı tarihi biliyoruz. Yüksek öğrenimin işte akademik takvimi biliyoruz. O zamana kadar dünyada, Türkiye'de neler olacak öngörülemiyor şu an için. Dolayısıyla turizmde, eğitimde hayatın yeniden normale dönmesi gibi konuları zannederim şu an böyle bir projeksiyon yapıp planlama çok da kolay değil. Şimdi o yüzden biz diyoruz ki 3 durumda sokağa çıkabiliriz. Bir, aşı bulunur ve insanları aşılayarak bağışık %100 tedavi sağlayan bir ilaç bulunursa COVID-19 hastalığına, o zaman daha rahat oluruz. Yine risk grubumuzu korumamız gerekir ama hastalığına bir çare vardır. O ilacı verirsiniz ve onu kurtarırsınız, hiçbir şey gelmez başına. O zaman daha rahat olabiliriz. Üçüncüsü de sağlık sistemimizin kapasitesini mükemmel hale getiririz. Olası bütün hasta, yani oluşacak bütün enfekte vakalara hizmet verecek, onları ihtiyaç duyulacak tüm hizmetlere ulaştıracak sağlık hizmetlerine kapasiteye ulaşırız, organizasyonumuzu tamamlarız.
risk grubunu hala sokağa çıkaramayız o takdirde, ama düşük riskli grupla korumalı bir yaşama doğru, kamusal bir iş yaşamına doğru hareket edebiliriz. Şimdi %100 bir tedavi eden bir ilaç yok elimizde, aşı da yok. O zaman bize sokağa çıkabilmenin tek bir yolu kalıyor. O da sağlık sistemini güçlendir, ihtiyaçları tamamla ve risk grubu olmayan kişileri maskesini takarak, sosyal mesafesini koruyarak, iş yerlerinde hijyen kurallarını ve bu olanakları sağlayarak ve kişi sayısını, çalışan sayısını ve iş yerlerine müracaat edecek toplumdan kişilerin sayısını da organize ederek öyle bir modifiye yaşama doğru çıkabileceğiz. Ama risk grubu içinde bazı önlemler alınması lazım. Biliyorsunuz 28'inde mesela bankalara emeklilerin maaşlarının yatacağı açıklandı. Ben yine kaygı düzeyim her gün yükselerek bekliyorum o günü. Çünkü aralığı açmak dışında, maaşların gruplara yatacağı günlerin arasını açmak dışında başka hiçbir önlem alınmadı. Mesela ne bileyim o risk grubu kişilerin belki maaşları evlerine götürülebilir. Belki onlar için başka bir bankaları peyderpey kullanacakları bir düzenleme yapılabilirdi. Bilemiyorum. Ve önümüzdeki süreçte de eğer biz sektörleri açıp sokağa inmekten bahsediyorsak mutlaka risk grubu için çok daha ciddi önlemler oluşturmalıyız, almalıyız. Benim aklıma hep bugün en sonuncusu boşalacak karantina merkezlerini, kendi bakımını sürdüremeyecek risk grubundaki yaşı ileri kişilere veremez miyiz acaba bir süreliğine, onları oralarda misafir edemez miyiz, ihtiyaçlarını biz karşılayamaz çok mıyız? Çok yerinde. Gibi sorular geliyorlar. Ne bileyim marketlerin işte daha hijyenik olduğu sabahın ilk saatlerini acaba belli bir yaş üstündeki kişilere ayıramaz mıyız da biz gençler ne bileyim saat 11'den sonra girebilelim mesela markete, ilk önce onlar girsin. Bu tür önlemler yaşamlarına kolaylık getirecek, onları korumaya devam edeceğimiz önlemleri konuşmamız ve hayata geçirmemiz lazım. Peki biz açıldık, sokağa çıktık, her şeyi hazır ettik, hastane hazır, iş yerleri modifiye hale geldi, yaşlılarımızı ve risk grubunu koruyoruz. Sınırlarımız ne olacaktı izleyicimizin sorusu değil mi? Evet, evet. Yani burası güvenli bir hale dönüşmüş olacak. İşte en yakınımız Türkiye'deki durumu ortada. Burası daha güvenli, steril bir ada olduğu için buraya gelmek, dönmek isteyecek insanlar ne yapmamız lazım? Dönmek isteyeceklerdir. Zaten bir şekilde okullar açılacaktır. Çalışanlar dönmek isteyecektir. İnsanların yaşamı buradaysa, burada oturma izinli bir yer kurulmuş yaşamları varsa dönmek isteyeceklerdir. O yüzden de belki onun için de mesela yolculuğa başlamadan önce, uçağa, gemiye binmeden önce bir COVID-19 testi göstermenin şartını getirebiliriz. Mesela son 5 gün içinde yapılmış negatif olduğunu gösteren bir test ibraz etmesi gerekebilir yolcunun. Çünkü bu kişiler uçağa binip bir araya geldiklerinde aralarında tek bir kişi bile enfeksiyon taşıyorsa diğerlerini enfekte etme riski olacak her zaman ve biz adamımıza bir uçak dolusu enfekte insan getirmiş olacağız. Ve test sonucu gösterecek mesela negatif olduğunu kanıtlayıp öyle binecek, sonra da yine gelip 14 gün karantinada kalması lazım ama bu kişilerin. Yani çünkü karantinalar devam edecek. Elimizdeki hiçbir test %100 negatif olduğunu kanıtlamaya bir kişinin yetmiyor. O nedenle mutlaka yani işte klinik muayene gerekiyor, semptom var mı gerekiyor, filmler çekmek gerekiyor. O çok kapsamlı bir şey. Mutlaka gelecekte de eğer sınırlar açılır, uçak yolculukları, gemi yolculukları başlarsa bu şekilde önlemler almak durumunda kalırız diye ben düşünüyorum. Tabii bunları yetkililerle tartışmamız lazım. Yol haritalarımızı çizmemiz lazım. O aşamaya geldiğimiz zaman. Yani COVID'le yaşamayı öğrenmek lazımdan kasıt da bu. Yani bu işte dediğiniz gibi yeniden eğer ulaşım bir şekilde başlayacaksa, şimdi sonlanmış olmasına rağmen tüm bu zorunlu gözetim halleri yeniden başlayacak. Testler, onlar bunlar, her şey defa defa belki de tekrar edecek. Bununla yaşamaya ta ki biz alışana kadar, o anlamda önemli bu çağrınız. Peki noktalıyoruz bugünkü birlikteliğimizi. Varsa son olarak sizin aktarmak istediğiniz, izleyicilerimize ulaştırmak, söylemek istediğiniz şeyler, son sözü size bırakmak istiyorum.
Son olarak yani organizasyon niye tamamlanmıyor 43 gündür diye ve artık sokağa daha rahat çıkalım diye bakacak olursak, evet, bugün Sağlık Bakanlığı'nın ekonomik örgütlerle açılacaksak nasıl açılacağız, hangi şartları yerine getireceğiz, hangi önlemleri almamız lazım, ne düzenlemeleri yapmamız lazım şeklinde bir toplantısı var. Biliyorum, belki sıralar başlamış olabilir. Bizim de mutlaka artık hastaneyle, sağlık sistemiyle ilgili hazırlıkları tamamlamamız ve yol haritamızı da çizmemiz, daha fazla vaka olduğu takdirde ve şu ana kadar belirlemiş olduğumuz bizim tüm uyarılarımıza rağmen Burhan Dalmantıoğlu Pandemi Hastanesi'nin yatakları kapasitesi dolduğunda ikinci gideceğimiz merkezin neresi olduğuna dair elimizde bir yol haritası olması lazım. Ama ben görüyorum ki hükümet düzeyinde girdi Amerikan'dan devralılan karkas yapının bitirilmesi ya da yeni bir sarı hastanesi şeklinde pandemi hastanesi yapılması ya da işte mevcut hastanelerden birisine kamulaştırma yapılarak özelden hizmet alınması gibi çok farklı yaklaşımlar var. Bu konuda hükümetin artık bir netlik kazanması lazım. Bir karar verip onu uygulamaya koyması lazım. Biz bu 44 gün içinde birkaç farklı senaryoyu hayata geçirip tekrar vazgeçip Burhan Dalmantıoğlu'na ilk başladığımız yere ve şartlara dönmüş olduk. O nedenle bunun vakit kaybı olduğunu, bu zamanı bir miktarını iyi değerlendirip stoklarımızı yaptığımız, hazırlıklarımızı yaptığımızı görebiliyorken diğer taraftan organizasyon ve kararlılık konusunda geri kaldığımızı, yapmaladığımızı, yapboz şeklinde kararlar verdiğimizi görüyoruz. Bu nedenle halkımız bizi bekliyor. Aşı yok, ilaç yok. Sadece ve sadece hastane altyapısının, sağlık sisteminin güçlendirilmesini ve hazır hale gelmesini bekliyor insanlarımız. Bütün ülke, ekonomi, turizm, eğitim, her şey bunu bekliyor. Onun için çok büyük bir sorumluluk Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlıkçıların üzerinde. Bunu ben hissediyorum. Onlar da hissedecektir, hissediyordur. O yüzden artık hazırlıkların tamamlanması lazım. Biz de o güne kadar hala evde kalmaya ve güvende kalmaya devam edelim. Evimizde kalalım. Bu son vakaların görülmemesi nedeniyle bir rehavet var gerçekten. Sayın Başbakan'ın da COVID kapımızı çaldı gidiyor artık demesi de bunda etkili oldu sanıyorum. Ama o da bir zaten yaklaşımdı. Halkla da öyle bir yaklaşım oldu bir kısmında. Ve son birkaç gündür sokaklarda daha fazla insan kalabalık duyuyorum. Bu hafta özellikle havanın da güzel. O yüzden hastane hazır olsun, dışarıdaki yaşam hazır olsun, o zaman dışarı çıkacağız. Hazırlıklar sürüyor. Hem dışarı çıkma hazırlıkları hem hastanenin, sağlık sisteminin hazır hale getirilmesi çalışmaları. Bizim de ısrarlı taleplerimiz, çalışmalarda bizim de görev almamız ile de hızlandırılmaya çalışılıyor. Biz buradayız, çalışıyoruz. Siz evlerinizde kalın, güvende kalın. Teşekkür ediyorum Nazar Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Niye kırmadığınız, bizimle birlikte olduğunuz için güzel günlerde yüz yüze de görüşebilmeyi dileyerek veda edeyim size. Hoşça kalın.